Hocam, eğitim başarısı ile zeka ilişkili midir? Hocam. Görüntü dondu zannettin değil mi? Evet. Gene düşürdüm seni bak. Bugün En büyük fenomenler, eyvah dondu mu şimdi ne yapacağız? İnternet bağlantısı kesildiyse. hocam bir bakıyorum şimdi her şey çalışıyor bir tek siz kıpırdamıyorsunuz. Ya işte böyle sorun neydi? Bir daha tekrarlasana. Donarken unuttum. Hocam üzgünüm. Yeni soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Hocam eğitim başarısı ile zeka ilişkili midir? Evet, soruda çok fazla açıklanmaya muhtaç konu var. Eğitim başarısı ne demek? Evet. Derslerden yüksek puan almak demekse Zeka ne demek? tamam koyalım. Ama o aldığı eğitimle hayatında başarılı olmak demekse o ayrı bir konu. Ya da efendim çok iyi bir okula girmek falan gibi bir şey. Eğitim başarısı çok muğlak bir şey. Bir, onu koyduk kenara. İki, zeka. O ne? Yani zeka genelde problem çözme becerisi. Hangi zeka? Nerede uygulanan zeka? Hangi yaştaki zeka? Hangi sosyal durumda işe yarayan ya da hangi teknik durumda işe yarayan zeka? Şimdi böyle baktığın zaman iki alanın tanımsızlığı bu soruyu belirsiz yapıyor aslında. Ama birkaç kombinasyonda cevap verebiliriz. Madem uzun cevap istedim, kemerlerini bağla, arkana rahat bir yastık al, geliyorum. Bak şöyle olacak. Bir, eğer eğitim başarısı dediğimiz şey sınavlarda yüksek not alabilmek ise en basit düzeyde yapay zeka bu konuda haydi haydi yeterli. Hazal gerçekten arkana yaslandın, kayboldun gitti. Hocam Yapay teşekkür ediyorum. Sıradaki soruyu alıyorum. zekavari yapay zekadaki gibi programlı bir zeka buna gayet rahat yeter ve bu rahatlıkla insanın yerine yapay zekanın geçebileceği bir şey. O yüzden bizim şu anda sosyal hayatımızda uyguladığımız mesleklerin falan büyük bir çoğunluğunu yapay zeka kapacak. Niye? Biz eğitim başarısını hep test başarısına bağladık. Evet. Bunu da gayet gerçek bir yapay zeka rahatlıkla yapabileceği için insanın maalesef potansiyeli burada her cümerci oldu. Hocam Eğer gerçek bir yapay zeka tanımınız peki? Hani tam bir gerçek ironik yapay zeka tanım olur tabii. mu? İnsana göre süper gerçek. Bir tane sayısal zeka, algoritmik zekası çok iyi. Duygusalı yok, sosyali Bu yok, arada doğalı hoşuma yok gittiği bilmem ne. için uyguladım. Tabii Hani arada tabii. kaynamasın diye. Çok hoşuma gitti. Gerçek yapay zeka. Bunu ben de yeni uydurdum, kullanabilirim Evet. ama. Bir de yatay zeka var bizim biliyorsun. Yani yapay zekayı kurgulayan arka planda ve yapay zekayı kötüye kullanabilecek olan fikrini değiştirmeyen insan zihninde de yatay zeka diyoruz. Eğer iyi okullara girebilecek süper böyle işte havalı mezuniyetler elde edebilecek bir şeyse bu da ağırlıklı olarak test başarısına bağlı olduğu için yine gerçek bir yapay zeka tarafından gayet rahat yakın bir planda yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla yani bunun da çok bir kıymet harbiyesi yok. Aldığı eğitim sonucunda yaşamını onun üzerine inşa edebilme becerisi dersen IQ'dan fazlasına ihtiyacımız var. IQ okullarda iyi olmamızı sağlayabilir ama okullarda öğrettiğimiz şeyler son derece jenerik ve genel bilgiler olduğu için insanın onu daha önce binlerce kişinin yapmış olduğu bir mesleği ismen aynısını yapıyor da olsa kendi nevi şahsına münhasır bir şekilde uygulayabilmesi ve o uygulamalardan yine nevi şahsına münhasır bir stil çıkarabilmesi lazım. Bu ise kişinin kendini tanıması, sosyal ortamda iyi ilişkiler kurması, zamanı, ritmi, geleceği, geçmişi doğru algılayabilmesi gibi işte zamansal zekası, işte hayal zekası, sosyal zekası, duygusal zekası, o zekası, bu zekası kuvvetli olması ya da bunların birkaç tanesinin daha iyi olmasını gerektiren bir durum. Dolayısıyla sadece sayısal zeka anlamında kullandığımız IQ ile bunun hiçbir alakası yok. Eğitim başarısı tavan olan insanların IQ'larının yüksek olduğunu, o ölçümlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ama bu insanların hayatta doyum, başarı ve mutluluk konusunda diğerlerine göre hiç avantajlı olmadıkları hatta bazen dezavantajlı olduklarını da araştırmalardan biliyoruz. Zira yüksek IQ genellikle toplumla uyumsuzluğu getirdiği için belli zeka tiplerinde yığılmış bir potansiyel diğer zeka tiplerinin şansını düşürdüğü ve onların potansiyelini azalttığı için bu insanlar hayatlarında denge kurmakta zorlanan yani çok mesela üstün zekalı matematiksel zekası bilmem nesi çok yüksek insanlar hayatlarındaki diğer alanlarda yeterince performans gösteremeyebildikleri özellikle de sosyal ilişkiler bağlamında hem zihinlerinin fazla çalışmasından dolayı yalnızlaşmaları hem de bu diğer yeteneklerinin zayıflığından dolayı bunu telafi edememeleri gibi karmaşık sebeplerden maalesef toplam yaşam başarısı diyebileceğimiz kendi hayatını doygun bir şekilde idame ettirebilme meselesinde maalesef sınıfta kalabiliyorlar. Tekrar burada altını çizerek hatırlatayım. İnsanda zeka tarifi neredeyse mümkün olmayan çok sayıda faktörden etkilenip şekillenen bir şeydir. Yani böyle tek bir tipte testle, tek bir bakış açısıyla ölçmemiz mümkün değil. Fakat bizim insanlar olarak, özellikle bilim insanları olarak şöyle bir dezavantajımız var. Elimizdeki
ölçme yöntemini, her şeyi ölçüyor gibi zannetmeyi çok seviyoruz. Yani bir zeka testi buldum, ha, süper. Neydi o senin bana yapıp da sonra sonuçlarını kaybettiğin MMPI miydi? Yo, sonuçlarını kaybettiğimden kim bahsetti hocam? Nerede, hani yok, ben görmedim hiç. Lütfen. Hocam kişilik testleriydi MMPI'ler. Ha, yani MMPI resmi bir, yani %100 demez ama olasılık olarak çıkarır neler olabilir. Zaten testi yapan herkes, ya testi üreten herkes bunun %100 olmadığını bilir de. Uygulayıcı da şöyle bir şey vardır. Elimde bir test var, 500 küsur tane soru var. Daha ne yapayım? Al işte, seninle ilgili her şeyi bununla. Şimdi dar zihinli uygulayıcının elinde maalesef bu tip sayısallaştırıcı testler zarar verebiliyor. Mesela IQ testi bize bir asırdır böyle zarar veriyor aslında kabaca. Hocam bu konuda bir şey eklemek isterim. Ben mesela bisiklet uygulayıcısıyım. Çocuk zeka testi 6 ile 16 yaş grubuna yapılabilen. Çok sık ebeveynlerle bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz. Burada da hani tekrar onun için vurgulamış olayım. Benim çocuğumun IQ'su kaç? Evet, ben oraya bir rakam yazıyorum ama bunu aileye her zaman da belirtiyoruz. Çünkü bu IQ numarasını bilmeniz, rakamını, sayısının, hiçbir şeyini bilmenize ihtiyaç yok. Bizim burada baktığımız şey çocuğun yetenekleri hangi alanlarda daha baskın, hangi alanlarda biraz daha az. Genel olarak biz bir skor görsek de amacımız bu skoru görmek değil. Eğer sistemde birisi size sadece skor üzerinden hareket ediyorsa, bu insanın biricikliğinin, o çocuğunun biricikliğinin, yeteneklerinin, özenlenebilecek her şeyin ortadan kalkması demek. Yani ben işte zeka testi uygulayıcısı olduğum için bunu vurgulayabiliyorum. Ama sizin dediğiniz noktada bir de bunun versiyonları var. Sen bir uygulayıcı olarak RISC-R testinin bir insanın hayatı... RISC-R hocam, RISC-R'ı... Normlar değişti. Ha, RISC-R. RISC-R testinin bir insanın hayatında her şeyi ölçemeyeceğini biliyorsun. Evet, ve bunu da anlatmakla yükümlüyüm. Test medeniyeti dediğimiz medeniyette bu algı ya bilerek ya bilmeyerek çarpıtılıyor. Yani evet. Bazı testlerin insanı tanımladığına dair temelsiz bir önyargı var. Yani sen mesela bir uygulayıcı olarak bunu biliyorsun ama tüketici bunu bu genişlikte algılayamıyor. Diyor ki çocuğa zeka testi yaptık, üstün çıktı. Bundan sonra bu çocuk yani tuvalette deliye denk getiremese hani senin zeka testin bilmem neydi, nasıl yapamazsın onu? İşte hocam biz uygulayıcıların da bunu anlatması çok gerekiyor. Yani bu testi kuran, yapanların da, bu normların çıkaranların da ve bunu uygulayanların da bu anlatılması çok önemli bir nokta. Aynen. Çünkü sizin dediğiniz gibi sonrası bir de bu etiketlenmeye giren bir süreç var. Bu etiketlenmeden zaten uzak... en büyük problem o. Bakın evet. Yalın Alpay'ın hayatını anlattığı bir video var. Çok beğendim ben. Orada üstün yetenekli bir çocuk olduğu tespit edildikten sonra yaşadığı zorlukları da anlatıyor. Yalın Alpay mesela hayata gerçekten IQ'sal olarak çok avantajlı başlamış bir arkadaşımız. Yani bir taraftan da normal yaptığı zaman hata algılanmaya başladığından şikayet ediyordu. Yani her çocuk gibi yaptığında... sen üstün zekalı değil misin? Niye böyle yapıyorsun? Mesela sınıfında birinci olsan bile başarılı addedilmeyeceğin, normal olarak görüleceğin garip bir durum yaşıyorsun. Dolayısıyla bu akıllıca değil. Akıl zeka testleri çok akıllıca değil bu böyle değerlendirmek açısından. Sadece uzmanların kişiler hakkında belli fikirler edinmesini sağlayabilir. Yani benim tavsiyem çocuğunuzun IQ skorunu bilmeyin daha iyi. Gerek yok yani. O rakam sizin hiçbir işinize yaramıyor. Ya çocuğunuzun vücut sıcaklığının 36.2 olduğunu bilmeniz gibi şey. 45 olduğu zaman bilin yeter. Yani 45 çok oldu. 40 olduğu zaman bilin yeter. 40'a yaklaştı mı? Yani oraya gelmesin yeter ama arada 36.5'miş, 37'ymiş, 34'müş. Yani bunun bize pratikte bir faydası yok. Bunun hastanede de faydası yok. Zaten o sağlıklı aralık. Dolayısıyla devam edin gidin. Mesela zeka geriliği bilmem ne olduğunda, ona dair özel eğitim gerektiğinde tabii ki bu testler çok faydalı oluyor ama normal fonksiyon gösteren bir insan eğitimde, şu cümlenin de altını tekrar çizeyim. Eğitim sisteminin tek doğal çıktısı katılımcılarının, yani öğrencilerinin %90'ından fazlasının başarısız olmasını gerektirir. Çünkü sistem öğrenciyi yarıştırmak üzeredir. 50 kişilik bir sınıfta bir kişi birinci olabilir. İşte 500 kişilik bir okulda bir tanesi top çekebilir. Dolayısıyla sistemin geri kalanı başarısız üzerine kuruludur zaten. Eğitim başarısız üretmeye, onun için tasarlandığından dolayı zeka testlerinin falan da çok bir kıymet harbiyesi yok. Biz çocuğun hayattaki başarısına, mutluluğuna ve tam hissetmesine bakalım. Gerisi boş iş. Hocam Yasemin Hanım demiş ki zaten çocukları bir salın demiş. Ben buna çok katılıyorum. Çocuklara çocuk olma hakkını ne olur geri verelim. Çalıştığımız zaman bununla çok karşılaşıyoruz. Onlar yetişkinler dünyasında böyle küçük yetişkinler gibi davranmaya çalışıyorlar. Ama onların bir çocuk dünyası var ve o çocuk dünyasında yaptıkları çocukça şeyler çok normal. Aslında onların olgun ve yetişkin olmaları problem. Bu arada Pınar Çınar çocuk havale geçirmedi, sayenizde mutasyon geçirdi Sinan Bey. Doğru. Hocam 45 derece. Evet. 40'tan sonra havale, size bir şey olmasın Allah korusun.